İyi akşamlar, ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı haber bültenine hoş geldiniz. Son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddetler artarken veteriner hekim Gizem Yıldırım konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, hayvanlara en çok zarar veren kesimin çocuklar olduğuna dikkat çekti. Veteriner hekim Gizem Yıldırım, hayvanlara yönelik şiddetin azaltılması için toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Maalesef bu konuda Türkiye o kadar kötü pozisyona gelmeye başladı ki insanlar birbirlerinden hırsını o masum canlılardan çıkarmaya başladılar. Gerçekten ciddi yaptırımların olması gerekiyor. Cezai bir şekilde, yani parayla, pulla değil. Gerçekten ciddi cezai yaptırımlar olması gerekiyor ki caydırıcılığı olması gerekiyor. Çünkü bir hayvana yapılan, bir canlıya yapılan işkence, eziyet tamamıyla toplumda bir insana yapılmasından farksız bence. Çeşitli bakalarla karşılaştıklarını söyleyen Yıldırım, hayvanlara en çok zarar veren kesimin de çocuklar olduğuna dikkat çekti. Şimdi biz çeşitli derneklerle de çalışıyoruz, çeşitli vakalarla karşılaşıyoruz. Gerçekten en çok zarar veren kısım aslında çocuklar. Biraz daha ailelerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Daha sağlıklı, daha hayvan sevgisi olan insanlar yetiştirilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar maalesef toplumda basit gibi gözüken ama çok ciddi problem oluşturabilecek pozisyonlar, durumlar. Çünkü şu anda hayvana şiddet yapan bir çocuğun ileride gerçekten ciddi suçlar işleyebileceği görülüyor. Çünkü savunmasız bir şeye, gücü yeten yetene diyoruz ya, aynen o şekilde ilerliyor sistem. Belki aile çocuğa bir şiddet uyguluyor. Çocuk kendisinden daha güçsüz olan bir canlıya şiddet uyguluyor. Ebeveynle çocuk arasındaki şiddetin hayvanlara yansıdığını söyleyen Yıldırım açıklamalarını şöyle sürdürdü. Hayvan sevgisi o kadar aslında ince bir şey ki ileride merhametli insanların yetişmesi gerekiyorsa hayvan sevgisiyle büyümeleri gerekiyor. İlla herkes evinde bir evcil hayvana bakmak zorunda değil. Bununla alakalı ya bir kuşa atıyorum bir böceğe bile zarar vermemesini istemek, öğretmek ailenin görevidir burada. Biz burada kliniklerimizde kendi köpeklerimiz var. Birçok insan geliyor, şimdi yeni başladı artık bu, çocuklarını getirip sevdiriyorlar. Yani bu bizim için güzel bir şey, güzel bir izlenim. Tamam diyor, ben korkuyorum, evimi alamıyorum ama çocuğum bu korkuyla büyümesin diyor. Bu kadar bilinçli insanlar da var. Bence herkesin bu bilince erişmesi gerekiyor. Barınaklara ziyaret etmeleri gerekiyor. Oradaki hayvanlara, muhtaç olan hayvanlara yardımcı olmaları gerekiyor. Bu da işte biraz aileden gelmesi gereken bir şey diye düşünüyoruz. Veteriner hekim Gizem Yıldırım şiddet duygusunun nasıl engelleneceğinin yöntemini de söyledi. Ya devletin bu noktada alabileceği en büyük önlem cezai işlemler. Çünkü hani o kadar gücü olan bir ülkeyiz, o kadar geniş bir ülkeyiz. Bu konuda bence çok daha ciddi cezai yaptırımlar olabilir. Gerçekten bunları para cezasıyla değil de nasıl bir insanı öldürdüğünde bir insan müebbet alıyorsa gerçekten ciddi cezai bir şekilde hapis cezalarına çevrilmeleri gerekiyor ki caydırıcılığı olsun. İnsanlar artık korksunlar. Hadi yap, anladık, sevmiyorlar. O konuya bir şey demiyoruz ama korksunlar bunu yapmakta. Bir çözüm olacak mı? Bir nevi. Hani bir kısmı belki caydıracak ama kalan kısım dediğimiz gibi kesinlikle toplum eğitimi. Kesinlikle. Bununla alakalı eğitimler verilebilir. Bununla alakalı seminerler. Biz veteriner hekimler bunun sonuna kadar arkasındayız. Belediyeler bilinçlendirmeler yapılabilir. Hani bunlar yapıldığı zaman biz sonuna kadar biz gerekli her şeyi elimizden geldiğince hekim kısmıyla, hayvan sevgisi kısmıyla yaparız. Biz mesela bize okullar geliyor. Anaokulları. Öğretmenler bu konuda bilinçlenmeye başladı. Çocukları getiriyorlar. Klinikleri tanıtıyorlar, gezdiriyorlar, hayvanları gösteriyorlar. İşte öğretmen de bu noktada çok büyük destek oluyor bize. Bisikletiyle gezen 4 yaşındaki çocuğun bacağına bisikletin arkasında bulunan sepetin demiri saplandı. Vücuduna demir saplanan çocuk için ekipler seferber oldu. Olay Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı Pir Sultan mahallesinde meydana geldi. Sokakta bisikletiyle gezen 4 yaşındaki çocuğun bacak arasına bisikletin arkasında bulunan sepetin demiri saplandı. Çevredeki vatandaşların sağlık ve itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri demirleri keserek küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan operasyonla kurtarıldı. Küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.
2013'te Akçakale'de şehit olan polis memuru Ferhat Avcı ile aynı ismi ve soyadını taşıyan özel harekat polisi düğününden önce şehidin anne ve babasını ziyaret ederek onların gönlüne bir nebze de olsa su serpti. Onların isimleri, soy isimleri, görevleri ve görev yerleri aynı. Biri şehit düştü, diğeri ise vatanı için mücadele etmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da özel harekat polisi olarak görev yapan Ferhat Avcı'nın bir süredir nişanlı olduğu Burcu Ateş'te Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nikahı kıyıldı. Yapılan düğünle hayatlarını birleştiren çift düğünden önce 2 Mayıs 2013'te Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır kapısında görev yapan ve Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen polis memuru Ferhat Avcı'nın mezarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından çift şehidin annesini de unutmadı. Genç çift şehidin annesini evinde ziyaret ederek büyük bir sürpriz yaptı. Şehit polisin annesi Garibe Avcı hiç tanımadığı gelin ve damadı görünce önce çok şaşırdı. Özel harekat polisi Avcı'nın oğluyla aynı ismi taşıdığını öğrenen anne, gelin ve damada uzun süre sarılarak duygusal anlar yaşadı. Polisler Avcı'yı beni korusun Rabbim. Ben adıma yanılırdım ve annem kızları bir arkadaşına ben kurbanım. Neden girmiş? Benimki de denk ama getirdim mahallede dedim. Daha böyle güzel gelin gelmemiş dedi. Siz de öylesiniz. Allah sonu ne kadar mutlu olsun. Allah'ın vuran eller şöyle kopsun kurban olsun. Biz onların acısını çıkarttık. İnşallah, inşallah diyelim. Özel harekat polisi Ferhat Avcı şehit polisin çocukluk arkadaşı olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu. Abi diyecek bir şey yok, sözüm bitti yer. Dediğimiz gibi bir ferhat gider, bin ferhat gelir. Aslında metler bitmiyorsa ferhatlar da bitmez abi. Allah'ın izniyle kanını da yerde bırakmıyoruz. Bırakmayacağız. Yani. İnşallah Allah'ın korusun sizi, Rabbim korusun. Ziyarette özel harekat polisinin ve şehit polisin abilerinin adının da Ahmet Avcı olduğu ortaya çıktı. Hem çift hem de şehit ailesi bir kez daha benzerlik karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. İslahiye'de biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar acıdan para kazanıyor. Acı biberleri çöpünden ayıran kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kırmızı biberiyle ün yapan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte bölgede yaşayan kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Acıdan para kazanan kadınlar biberlerin kilosunu 45 kuruştan temizliyor. Hem acılı hem meşakkatli toplanan binlerce kilo biberi temizlemek için kadınlar sabah ezanıyla mesaiye başlıyor. Ekmek paralarının peşinden koşan kadınlara kimi zaman eşleri ve çocukları da yardım ediyor. Gaziantep'te 36 gün önce meydana gelen ve sonrasında savaş alanını andıran görüntülerin oluşturduğu kazada ağır yaralanan 7 yaşındaki Emine Çalışkan günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ağır yaralanan 7 yaşındaki Emine Çalışkan 36 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Hasip Dürü Caddesi'nde 7 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen feci kazada OYE idaresindeki midibüs rampa inerken freni boşalması sonucu hızlanarak kırmızı ışıkta bekleyen otomobille motosikleti metrelerce sürüklemişti. Minibüs kavşaktaki trafik ışıklarına çarparak durabilirken çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Emine Çalışkan ve iki kadın
yola savrularak ağır bir şekilde yaralanmış, kontrolden çıkan motosikletse bir süre sürüklendikten sonra alev alarak ateş topuna dönmüştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Gaziantep'te özel bir hastanede tedavi altına alınan 7 yaşındaki Emine Çalışkan, yapılan müdahalelerle 36 gün yaşayabildi. Küçük kızın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Oğuzeli ilçesine bağlı Taşyazı mahallesinde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Gaziantep'te boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Şahsın ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından belirlenecek. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi San Mahallesi'nde vatandaşlar boş arazide yerde hareketsiz yatan bir şahsı görerek polise bildirdi. Yapılan incelemede kişinin 27 yaşındaki Mecnur Altıparmak olduğu tespit edildi. Allah Allah. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yeri yakınlarında pompalı tüfek ve boş kovanlar da buldu. Uzun süredir madde kullandığı belirlenen ve bağımlılıktan kurtulmak için mücadele ettiği belirlenen şahsın evli ve iki çocuğu bulunduğu, yaklaşık bir ay önce karısının çocukları da alarak evden ayrıldığı öğrenildi. Mecnur Altıparmak'ın ölümünün intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılırken şahsın ölüm sebebinin yapılan otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar.